Herkese merhaba. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban bayramında kurban etlerini kıyma haline getirdikten sonra kolay saklama yöntemini sizlerle paylaşıyorum. Kurban etleriniz mutlaka 24 saat dinlendirilmeli, ondan sonra işlem yapmaya başlamanızı öneririm. Yağlı kıymalar yapmaya özen gösterin. Yağlı kıymalar oldukça lezzetli olacaktır. Çektirdiğimiz kıymaları buzdolabı poşetinde saklama yöntemine geçelim. Buzdolabı poşetine doldurduğumuz kıymaları bu şekilde asla saklamıyoruz. Hem yer kaplayacaktır hem de erimesi zor olacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde iyice ezdirelim. Yani düz bir tabaka haline getirelim. Havalar sıcak olduğu için bu yöntemi elle de yapmayabilirsiniz. Biraz önce bahsedeceğim tokmak yardımıyla da inceltebilirsiniz. İnce hazırlanmış, porsiyonlanmış kıymalar daha çabuk eriyecektir. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ahşap tokmakla şöyle bir ezdiriyorum. Buradaki amacım kıymayı inceltmek. Birinci yöntem bu şekilde toplu saklamak. Yiyeceğiniz kadar ya da 1 kiloluk ya da yarım kiloluk olarak bu şekilde inceltip dondurucuda çok kolay saklayabilirsiniz. Şimdi geçelim ikinci yöntemimize. Yine düz bir haldeki kıymaları cetvel yardımıyla böyle porsiyonluyoruz. Hafif hafif poşetini kestirmeden yavaş yavaş yapıyoruz bu işlemi. Düzleştirerek gördüğünüz gibi. Burada daha ince porsiyonlar da yapabilirsiniz. Kare de yapabilirsiniz. Burada tamamen size kalmış ne kadar yiyeceğinize ya da bebeğiniz varsa bunu daha küçük küp küp halinde de yapabilirsiniz. Üst üste koyup porsiyonlanmış halde kıymanız hazır olacaktır. Donduğu zaman zaten çok çabuk parçalanacaktır. Torbanın ağzını mutlaka kapatmayı unutmayın. Benim en çok tercih ettiğim porsiyonlama yöntemi ise biraz daha büyük halde. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş porsiyonluyorum. Burada acele etmeyelim. Çünkü buzdolabı poşetimiz yırtılabilir ve bize ekstra iş çıkabilir. Bu şekilde 3 porsiyon bence çok ideal. Dondurucuda çok az yer kaplaması açısından bu yöntemi sürekli kullanıyorum. Gördüğünüz gibi katladım ve çok güzel yer kaplamadan dondurucuda saklayabiliyorum. Yine diğer torbaları da aynı şekilde porsiyonluyorum. 3 porsiyonu ayırdım. Mutlaka yiyeceğiniz kadar porsiyonlayın. Gerekiyorsa tartın. Genelde bize 700 gram, köfteler için 700 gram yetiyor. Ve 700 gramlık halinde tartarak da porsiyonladığım oluyor. Poşetini bakın şu şekilde mutlaka dikkat edin. Ağzı açık kalmasın çünkü kıymaya kokusu geçer. Kıymanın da bu dondurucunun içerisindeki diğer malzemelere kokusu geçecektir. Bu işlemi mutlaka yapın, atlamayın derim. Gördüğünüz gibi çok güzel paketlenmiş halde kıymalarımız hazır.